hoş geldiniz. Bugün birlikte evde saçlarımızı açacağız. Bunun için bütün gerekli malzemelerimi aldım. Nereden aldığımı söyleyeyim. Neon1'den sipariş ettim bunları. Tam olarak firmasını hatırlamıyorum ama Instagram'dan bana yazarsanız nereden aldığımı söylerim. İkisini de Morphose markası aldım. Bunun için bir tane oksidan kreme ihtiyacınız olacak. Bir de toz açıcıya ihtiyacınız olacak. Bu ikisini alarak bu ikisini toplam kargoyla birlikte 78 liraya aldım. Bunları kullanarak saçlarımızı açacağız. Şimdi şu toz açıcıyı hemen açayım, kutusundan çıkartayım. Bu şekilde. Böyle mavi toz açıcı. Şimdi bunu açalım. Ölçülerinde saçınızın uzunluğuna ve yoğunluğuna göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ortalama olarak ben şimdi ayarlayacağım. Bu arada alınabilecek en ucuz açıcıyı aldım gerçekten. Çok fazla fiyatlara açıcılar var. Şimdi ilk olarak şu şekilde bu boya kabımın içine bu şekilde koyacağım. Birazdan hemen içini de göstereceğim. Şöyle ilk olarak bir 3 yemek kaşığı kadar tozdan döküyorum. Kıvamını şu şekilde hazırlayacağız. Normalde boya yapıyorsanız normalde boyayı yaptığınız kıvamda olacak. Yani ne çok yoğun yapacağız ne çok sıvı yapacağız. O şekilde ayarlayacağız. Ve normalde ne kadar kullanıyorsunuz? Mesela ben normalde boya kullandığımda yaklaşık şuraya kadar falan geliyor kullandığım boya. Yine yaklaşık oraya kadar gelene kadar yapacağım. Çünkü bana benim saçıma o kadar yetiyor. Evet, şimdi toz açıcımdan döktüm ve oksidanımı üzerine bu şekilde ekliyorum. Görüyorsunuz bu şekilde. Beyaz ekledikten sonra bir karıştıracağım, kıvamına bakacağım. Ona göre neyden eklemem gerekiyorsa ondan ekleyeceğim. Bu arada bu boya takımımı gerçekten çok seviyorum. Ben Şok Market'ten almıştım. Ara ara yine Şok'a geliyor, A101'e geliyor, Gratis'lerden falan da bulabilirsiniz. Oldukça pratik oluyor. Bu şekilde içinde biraz karıştırıyorum ama galiba biraz daha oksidan eklemem gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bayağı koyu bir kıvam oldu. Biraz daha ekleyelim. Bu şekilde. Boya yapmadan önce de özellikle kullanmadığınız ya da sadece evde giydiğiniz kıyafetlerinizi giyerseniz çok iyi olur. Çünkü ister istemez kıyafetleriniz boya oluyor ve bazı boyaları çıkartmak özellikle çok zor oluyor. Ben şimdi saçlarımı neden açıyorum? Açtıktan sonra şurada gördüğünüz lila mor rengini uygulayacağım ama şu an uygulamayacağım. Bunu da bir sonraki videoya bırakacağım. İkisini aynı video içerisinde yapmak istemedim. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Hala çok yoğun bir kıvam olduğu için biraz daha oksidan ekliyorum bu şekilde. Yani böyle karıştırarak, ekleyerek hangisinden eksikse bu şekilde kendi göz ayarınıza göre oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi 3 yemek kaşığı mavi toz açıcıdan ekledim. Üzerine de kıvamına göre oksidan ekledim. Şimdi ben bunun tamamını iyice karıştırayım. Ondan sonra boyama kısmına geçelim. Evet, gördüğünüz gibi ben açıcımı bu şekilde hazırladım. Bunun ben yeterli olacağını düşünüyorum ama yaptığınız karışım yeterli olmazsa daha sonra tekrar küçük bir karışım daha hazırlayabilirsiniz. Şimdi bunun boyadan farkını ve uygularken ki boyadan farklarından çok kısaca bahsedeyim. Şimdi normalde boya yaparken biliyorsunuz öncelikle diplerimizi boyuyoruz. Bütün saçımızın diplerini bitirdikten sonra bu şekilde uçlarını ve diğer kalan kısımlarını boyamaya devam ediyoruz. Ama açıcı da tam tersi olarak uygulayacağız. Önce diplerinden belli bir derecede boşluk bırakıp bütün alt kısımlarını boyayacağız. En son diplerini boyayacağız. Çünkü dipler çok daha hızlı açılır ve eğer ilk önce diplerden başlarsak hem saçlarımıza çok zarar vermiş oluruz hem de saçlarımızın dipleri çok daha fazla açılacağı için daha sonra boya uyguladığımızda da renk eşitsizliklerine sebep olur. Bahsetmem gereken en önemli şey buydu. O zaman şimdi eldivenlerimi giyiyorum ve yavaştan boyamaya başlıyorum. Evet, şimdi boyamaya başlıyorum ve önemli olan bir diğer noktayı da hemen söylüyorum. Ne kadar hızlı bir şekilde boyarsanız o kadar iyi. Renk farklılıkları olmaması açısından bir de ne söyleyecektim? Bir şey daha söyleyecektim. Normal boyada 40 dakika kadar bekletiyoruz biliyorsunuz ki. Fakat bu boya açıcı özelliğinden dolayı 40 dakika kadar bir süre bekletmiyoruz. Uçlarını boyadıktan sonra çok az bekleyeceğiz ve daha sonra hemen diplerini boyamaya geçeceğiz. Ve toplamda da yaklaşık bir
20 dakika, 15-20 dakika kadar saçlarınızı gözlemleyerek, bunu siz kendiniz karar verebilirsiniz ne kadar açıldığına göre. Buna göre 15-20 dakika kadar bekletip ondan sonra yıkayacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi önce diplerinden boşluk bıraktım. Biraz fazla bırakmış olabilirim. Biraz daha yukarı çıkabilirsiniz. Şu şekilde yeterli olacaktır. Evet, bu şekilde saçımızın tamamını böyle boyuyoruz. Bir sonraki tutama geçiyorum. Onu da aynı şekilde aşağıya kadar boyuyorum. Şimdilik diplerini boyamıyorum. Evet, gördüğünüz gibi uçlarının hepsini, tamamını boyadım. Bu arada şunu söylemeliyim, normal boya yaparkenden çok daha kolay ve pratik bir şekilde boyanıyor. Ben şu an şöyle yakınlaştırayım, siz de fark edersiniz. Renginde gerçekten şimdiden hemen bir açılma oldu. Yaklaşık 5 dakika kadar bekleyeceğim. Daha sonra bu kısımlarını boyayacağım. Ama tam böyle saçımızın derisinin olduğu kısma boyamayı düşünmüyorum, saçın yıpranmaması açısından. Çok ufacık bir fark bırakıp sonra kalan diplerin de tamamını boyayacağım. Ondan sonra onu da aynı şekilde 5 dakika bekledikten sonra hemen gidip yıkama işlemine başlayacağım. Sonrasını da gösteririm. Evet, şimdi diplerimizi boyamaya başlayabiliriz. Şu an kalan dip kısımlarını hemen bu şekilde boyuyoruz. Diplerin de tamamını boyadıktan sonra yine biraz daha bekletip, bir 5 dakika kadar bekletip ondan sonra hemen yıkama işlemine geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi saçlarımın tamamının boyama işlemini bitirdim. Uçlarının ve diplerinin hepsi bitti. Beklediğimden çok daha hızlı bir şekilde açıldı. Şöyle yakınlaştırıyorum. Çok daha hızlı bir şekilde açma işlemi tamamlandı. Biraz da diplerinin açılması için bekleyeceğim. Ben yaklaşık 2-3 dakika sonra hemen yıkamayı düşünüyorum. Daha fazla bekletmeyeceğim. Yoksa çok daha fazla açılacak ve saçımı daha fazla yıpratacak. O yüzden bu şekilde birazdan hemen gidip yıkıyorum ve daha sonra sonucu göreceğiz. Evet, saçlarımı yıkadım, kuruttum ve yeniden geldim. Gördüğünüz gibi saçlarım bu şekilde açıldı. Ufak tefek böyle renk eşitsizlikleri var. Bazı yerler daha sarı, bazı yerler daha turuncu, ama onlar boyadığımız zaman düzelecektir. Sonuçta bu açıcı, yani boya diye bu şekilde kalmayacak. Tam bu diplerine çok fazla uygulamadığım için diplerde hafif siyahlıklar kaldı. Onlar zaten özellikle bıraktığımı söylemiştim. Tam diplerinden boyarsanız size bu siyahlıklar kalmayacaktır. Onun dışında ben söylemiş miydim bilmiyorum, evde ilk kez saçlarımı açtım. Yani biraz bir korkum olmuştu açıkçası, saçlarımı çok yıpratır mı, yakar mıyım, bir şeyler olur mu falan gibisinden, ama öyle çok büyük bir zarar görmedim. Bir de çok uzun zamandır saçlarımı da kestirmiyorum aslında, saçlarım bayağı da yıprandı. Ona rağmen çok böyle büyük bir yanma gibi bir şey kesinlikle zaten olmadı. Dökülme de her zaman olduğu gibi şu şekilde de gösterebilirim. Hani sünme falan gibi bir şey de yaşamadım. Şöyle iyice çekerek gösteriyorum. Gördüğünüz gibi sıkıntılı bir durum yaşamadım. Elime birkaç tel saç geliyor, evet, ama o normalde de bu şekilde çektiğim zaman geldiği kadar geliyor. Yani ekstra bir zararını görmedim. Öyle büyük bir yıpranma gibi bir şey olmadı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bununla ilgili sorularınız olursa da Instagram'dan da yazabilirsiniz, yorumlardan da yazabilirsiniz. Her türlü sorunuzu cevaplamaya hazırım. Onun dışında da bu videoyu burada kapatıyoruz, ama bir sonraki videomda hemen arkasında bu Jeans Color markasının lila mor rengini şu an açtığım saçlarıma uygulayacağım. Onun videosunu izlemek isterseniz de bunu yayınladıktan hemen bir gün sonra yayınlarım zaten. Onu da kanalıma girerek bulabilirsiniz. Ekstra linkini de aşağıya eklerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah memnun kalmışsınızdır ve sizin de işinize yarayacak şeyler öğrenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.